tarihinde bir gece yarısı kararnamesiyle değiştirilen yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan ne bekleniyordu? Kendisi geçmişte yazdığı köşe yazılarında neler vardı diye baktığımızda aslında işte faizlerin yüksek olduğundan şikayet ediliyordu. Faizler mutlak surette düşürülmeli deniliyordu. Fakat şimdi ilk toplantısında baktık ki kendisi faizleri düşürmedi. O zaman biz kendisine buradan soruyoruz. Madem böyle faizler Türkiye'de yüksekti ki yüksek, yüksek faize biz de karşıyız. Ama dışarıdan faizler düşürmeli diye Merkez Bankası Başkanı göreve geldi ve faizi düşürmediği gibi bundan sonra faizi enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz şeklinde bir mesaj verdi. Tabii ben şu yanlışa düşünmesini de istemiyorum. Buradan elbette Merkez Bankası'nın kararlarını değerlendirebiliriz, eleştirebiliriz. Ancak faizlerin düşük olmasını veya düşürülmesini sağlayacak ortamı hazırlama görevi hükümetindir. Burada hükümet de biraz bilinçli bir şekilde bütün projektörleri Merkez Bankası'nın üzerine tutarak sanki bütün olup bitenden, ekonomideki bu kötü gidişatın temel sorumlusu Merkez Bankası'ymış gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Bu yanlış bir algıdır. Para politikasının etkisi hep ifade ediyoruz, sınırlıdır. Bu sınırlı alan içerisinde para politikası bir şey yapabilir. Ancak siz para politikasını maliye politikasıyla ve hükümetin aldığı diğer reform ajandasıyla desteklemezseniz yalnız başına para politikası hiçbir şekilde sonuç alamaz ki biz bunları yaşıyoruz. Şimdi 22 Mart tarihinde başkan değişmeden önce nasıl bir Türkiye vardı? Kur ve faiz açısından baktığımızda işte kur faizler %19 artırılmıştı ama kur kabaca 7-10 civarındaydı. Hatta bir ara 7'nin bile altına geldi. Şimdi Merkez Bankası Başkanı değişikliği yapıldı. Faiz aynı %19 ama kur 8-10 bugün. O zaman şu soruyu soruyoruz. Türkiye bu işte ne kazandı? Bu Merkez Bankası değişikliği niye yapıldı? Madem faizler de düşürülmeyecekti. Faizler aynı seviyede kaldı. Fakat kurda TL, dolarda 1 liralık 7-10'dan 8-10'a artış var. 1 liralık bir artış var. O zaman aslında başlangıçta da iddia ettiğimiz gibi Merkez Bankası Başkan değişikliğinin temelinde ekonomik konuların olmadığı, faiz yüksek faizin olmadığı, başka bir şeyin olduğu hususu ortaya çıkıyor. Bu başka bir şey de tabii ki önceki başkanın 128 milyar doları ne oldu diye bunu araştırmaya yönelik olarak gayretlerinin olduğu apaçık bir şekilde dünkü alınan kararla ortaya çıkıyor. Bence dünkü kararın en büyük sonucu budur. Yani nedir? Merkez Bankası Başkanı efendim faizin yükselttiği için alınmamıştır. Merkez Bankası Başkanı 128 milyar dolara ne olmuştur sorusunu sorup bu konuyu araştırmaya başladığı için görevden alınmıştır, görevden uzaklaştırılmıştır. Tabii işin hep durup dolaşıp geliyor 128 milyar dolara. Arkadaşlar AK Parti cenahından bu 128 milyar doları ne oldu, nerede sorusuna çelişkili cevaplar gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz önce Sayın Cumhurbaşkanı salgında kullandık dedi. Sonradan para yerinde duruyor dedi. Daha sonra işte efendim bir AK Parti'den bir yetkili Cumhurbaşkanı kasada dediği için o da kasada dedi. Halbuki yani bu ifadeler güveni daha da fazla zedeliyor. Arkadaşlar bakın şu 9 Nisan tarihli Merkez Bankası'nın uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosu. Şimdi iki yöntemle bu yapılabiliyor. Bir bu tablodan kullanarak bunu yapabilirsiniz. Yani döviz rezervi ne olmuş diye. Burada apaçık bir şekilde dövizlerimizin işte yaklaşık 9 Nisan haftası itibariyle eksi 45 milyar dolar olduğunu şu tablo gösteriyor. Bu Merkez Bankası'nın tablosu. Diğer kaynakta nedir? Yine Merkez Bankası'nın analitik bilançosudur. O da Merkez Bankası internet sayfasında yayınlanmaktadır. Her iki tablodan baktığınızda rakamlar bir miktar yöntem farklılıkları vardır. Ufak tefek değişmektedir. Ancak yani her birine hangisine bakarsanız bakın kasada böyle bir paranın olmadığı, Türkiye'nin rezervlerinin net olarak negatifte olduğu ve yüksek 50 milyar dolarlar civarında bir negatifte olduğu net bir şekilde görülmektedir. Ancak tabii bunun inkardan şimdi vazgeçtiler. Son gelinen noktada iyi bir gelişme en azından. Şimdi artık kasada böyle bir paranın olmadığı, rezervlerin negatife döndüğü apaçık ortaya çıktı. Şimdi de ya bilerek işi bulandırmaya yönelik ya da ne bileyim hakikaten kara cehalet kaynaklı bazı açıklamalar yapılıyor. Sayın Nurettin Canikli'nin bir kısım açıklamaları oldu. Bir sürü zahmet etmiş 20 tane tweet yazmış fakat bu sorunun cevabı o 20 tweette yok.
Yani 20 tweet bir muhasebe kaydını ortaya koyuyor. Ödemeler dengesi tarafında bu paranın nihayetinde elbette nihayetinde bu para birileri tarafından harcanacak veya kullanılacak. Yani bir kısmıyla ithalat yapılmış, bir kısmı işte yabancılar tarafından yurt dışına çıkartılmış, bir kısmı mevduat olarak bankalarda deniliyor. Ama bizim sorduğumuz soru temelde şudur arkadaşlar. Bu 128 milyar dolarlık rezerv erimesi nasıl gerçekleşmiştir? Yani altın ithalatına gittiyse bu para altın ithalatçısının eline, daha açık soralım. Belki anlaşılmıyor sorumuz. Bu para altın ithalatçısının eline nasıl geçti? Merkez Bankası'nın açıkladığı herhangi bir kaynakta ithalatçıya, bir defa Merkez Bankası'nın ithalatçılara para verme, döviz verme yükümlülüğü yok. Merkez Bankası'nın hangi yöntemlerle para verdiği belli. Ya doğrudan müdahale yapar ya ihaleyle verir. Bunun dışında herhangi bir şekilde piyasaya efendim döviz verme aracı yok. Şimdi bu araçların hiçbirisi kullanmadan bir bakıyorsunuz Merkez Bankası'nın kasasındaki para takır 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 azalmış. Dolayısıyla bu ithalatçının eline bu para nasıl geçti? Yabancılar parayı bir kısmını yurt dışına çıkar diyorsunuz. Yabancılara bu parayı kim verdi? İçimizde bir hain mi var? Kim verdi bu yabancılara bu parayı da yabancılar parayı yurt dışına çıkardı? Dolayısıyla bu soruların açıklanması lazım. Dün akşam daha enteresan bir tweet geldi bir AK Parti yetkilisinden. O da 128 milyar doları herhalde kavrayamamış ki onu milyar TL olarak alıyor. Bir de bununla, ya bu kara cehalet örneğidir, bununla gidiyor. İşte sosyal koruma kalkanı çerçevesinde yapılan harcamaları ilişkilendiriyor.